Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutluları Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili 12 Şubat ilçesi Döngele Mahallesi Muhtarı Halil Arıker ile belediyelikten mahalle konumuna düşen beldenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Mahallemiz adına ve şahsım adına. Evet, Halil Bey, teşekkür ederiz. Efendim 12 Şubat ilçesinde 6-7 tane belediyelikten mahalle konumunda düşen muhtarlarımızla röportaj yaptık. Halk size hangi hizmetlerin yapılması ile ilgili talepte bulunuyor? Önce bunu soralım. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Şimdi beldeyken de belediyemizin imkanları kısıtlıydı, sınırlıydı. Durum öyle olunca altyapıda kanalizasyon olsun, içme suyumuz, evet, bunlar kısmen yapıldı. İçme suyumuzda 35-40 yıllık altyapı, bunları yollarımız, grup yolumuz olsun, evet, mahalledeki sokaklarımız, caddelerimiz, bunlar kısmen yapıldı. Biraz da mahallemizin çok dağınık oluşu, evet, coğrafi şartları da biraz buna etken oldu. Bunların tamamlanmasında işte büyük şehir olunca da halkın beklentisi biraz daha arttı. Bunlara kısmen işte yaklaşık iki yıl bir süre geçti. Evet, 2 yıl bitmek üzere. Evet, 30 Mart. Bugün itibariyle. 10 Mart sayın izleyiciler. Evet, 30 Mart itibariyle. Evet, 21 gün sonra tam 2 yıl tamamlanmış oluyor. Evet. 2 yılda hangi hizmetleri aldınız muhtarım? Şimdi biz büyükşehir olaraktan bir hizmet daha görmedik. Büyükşehir'den almadınız mı? Hayır, şu ana kadar. Fatih Mehmet Erkoç'tan hiç talepte bulundunuz mu efendim? Taleplerimiz özellikle grup yolumuz. Biz Garbasan mahallemizden bu taraf, evet, batı tarafı 14 muhtarlık. 2-3 defa Fatih Bey'e gittik. Evet. Randevu aldık gittik. Programlı vardık. Bizim bir de Garbasan'la yeni yapan orada bir, evet, şöyle dolandığımız, evet, bir şey var. Yeni yapan, evet, oradan da gelen yol var. Oradan yeni yapandan Berya'ya bir köprü istiyorsunuz. İstedik bu Andır'ın ilçesi, evet, olarak, bu batı mahalleler olaraktan. Bunu da hep dile getirdik. Kendinin de bize sözü de var. Andır'ına kaç kilometre burası hemen? 40 kilometre. Şu an ilçeye 12 Şubat'a? 12 Şubat merkeze 50 kilometre. 50 kilometre. Evet. Yani ikisinin ortasında hemen hemen sayın, evet, izleyiciler. Evet. Ancak gazeteci olarak, işte biz araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin en ücra köşelerini, köyleri, mahalleleri, kasabaları, beldeleri ziyaret ediyoruz. Yol çok virajlı muhtarım. Yani, evet, başımız döndü buraya gelene, doğru, kadar. Doğru. Yani aslında biz buraya da gelme şeyimiz yok. Gelecektik, yarın gelmeyi düşündük. Baktık ya, yolda iki tane yaşlı teyzemiz, bir yaşlı amcadan teyze el kaldırdı. El kaldırmasında biz duruyoruz. Onlar dedi döngele gidiyoruz. İyi dedik, hadi biz de gidelim. Zaten oraya gidecektik dedik bir gün sonra. Ve böyle geldik. Teşekkür ederiz. Şimdi geçen yılda seçim öncesiydi. 11 kilometreyi bir müteahhitin aldığını haber aldık. Onlar, evet, geldiler. Belki dikkatimizi çekmiştir. Girişte bir hafta 10 gün kadar, evet, çalışma, evet, yapıldı. Evet, olur, evet. Bir hafta 10 gün. Baharleyin tekrar başlanacak, devam edecek dendi. Biz de şimdi tekrardan soruyoruz. O gelirken geçmiş olduğumuz, evet, eski köprüler var. Evet. Onları çok dar. Çok dar. Yani kazaya elverişli sayın izleyiciler. Yani muhtarın bahsettiği gibi 2-3 tane köprü geçtik. Kaza yapmamak, yani çok dar köprü, bir de virajlı köprü. Evet. Evet. Onu belirtmek istiyorum. Fen İşleri Daire Başkanımız Sayın Harun Buz'la o toplantılarda, daha sonra birebir görüştüklerimizde, o köprülerin şu an projesinin yapıldığını, evet, ondan sonra proje tamamlanmak üzere ihaleye çıkaracağız. Evet. Sağlıklı, burayı kaldırabilecek. Bizim burada yeni bir termal sıcak suyumuz, evet, var. Aç çıktı mı buradan sıcak su? Daha önce vardı tarihi. Evet. Yapılıyor şu an tesis. Yapılıyor mu tesis? Tabii. Evet. Kabası bitti inşaat aşamasında. Sır Barajı o tarihi sıcak suyumuzu içinde kaldı. Sıcak suyumuz. Evet. Orayı tekrardan işte bir 20-25 yıl sonra
sondajla alındı tekrar. Sondajla çıkarıldı. Çıkarıldı. Evet. Şu an yapı aşamasında işte termal otel yapılıyor. Yanına pansiyonlar ikisi, 3-4 tane inşaat evet. devam ediyor. Onların da işte onlar da ön plana çıkınca hiç kaldırmaz olacak. Yani bir gün bu sezon inşallah. Ben mutlak bu yolun yani bu eski mevcut yolu hemen asfalttayıp da bu yol yapıldı denmesini istemiyorum sayın seyirciler. Yol yani çok kısalır, çok virajlı. Yol güzergahını mutlak yenilenmesi lazım. Evet. Virajların öldürülmesi lazım. Yani mesela buna örnek birçok yerde gördük. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sayın Beyli'den sonra Tufan Beyli'ye giden yolu bayağı düzeltti. Oralarda çok virajlı yerler vardı. Hep virajlı yerleri kaldırdılar. Efendime söyleyeyim. Birçok yerde belediyelerimiz yeni yolları açıyorlar. Çünkü evet. affedersiniz işte önceden imkanlar sınırlıydı. At eşek yolundan asfalt yapılmış. Doğru, değil mi? Virajlı doğru, virajlı doğru. böyle gidiyor. Ama şimdi teknik gelişti. Atanın dedenin gazmayla yaptığı yolu tahımlardan. Evet. Tahımlardan proje. Evet. Evet. Proje, proje doğru, o. Doğru evet. Yani ben tahımlardan bir kimsenin bahçesine bağına girilmemiş. Doğru, oysa ki doğrudur. Yani şu yol yarı yarıya kısalır sayın izleyiciler. Onu da buradan belirtmek isterim. Şimdi isteyeyim. Bizim Sayın Fatih Bey organize eden, yeni yapandan o köprüyü de yapacağız dedi. Söz verdi. Bekliyoruz onu da. Oradan geldiği zaman 15 kilometre bizim evet. yolumuz otomatikmen şehir merkezine 35 kilometre. Düşer değil mi? Evet. Çok iyi olur. Bunu da yapacağım diyor. Biz de bekliyoruz. Görüşmeler. Yeni yapanın yolunu gördüm. Yeni asfalt yapmış. O da virajlı gerçi. Evet. Ama işte en azından yol kısalıyor. Sığ barajına teğet geçiyor evet. yol. Güzel evet. bir. Hem manzarası da güzel. Evet. Burası Maraş'ın insanları da çok güzel. Her röportajlarımda röportajında teşekkür ediyorum. En misafirperverler, cana yakınlar bizi çok güzel karşıladılar basın olarak. Üstümüze düşen görevi, yani üstlerine düşen görevleri yaptılar. Buradan ileride sizin bu beldeydi, mahalle oldu. Birinci mahalle sizden sonra. Şey Yolyanı. 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 Daha saygılı, sonra Saygılı. Rahmacılar. Rahmacılar. Kerimli. Kerimli. Topçalı, Topçalı, Muratlı, Kısıklı. Muratlı, Kısıklı. Evet. Gidiyor. Yani 6-7 tane mahalle daha var. Artı Andırın'a bağlantı da yolu. Evet, doğru mu evet. efendim? Andırın yoluna da yoluna çıkıyor. Da. Biz mutlaka bu nedenle diyoruz ki bu yol mutlaka düzgün bir şekilde yapılmalı diyoruz. Daha önce işte Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bahsetmiştik. Oraya sıcak asfalt yapmışlar. Yeşil dere miydi neydi orası? Ben orada kapanmıştı belde. Yeşil o. Orada yeşille başlıyor da ismini unuttum. Çok çünkü Türkiye'yi geziyor. Her hangi evet. birinin aklımıza sorum sayın izleyiciler. Yeşil yöre. Evet. Yeşil oranın yöre yolunu güzel sıcak asfalt yapmışlar. Biz bu yolunda yapılmasını istiyoruz. Bir müteahhite 11 kilometresi verilmiş. O sizin ana yoldan burası 11 kilometre. Evet. O Yenicekale Andırın'da evet. Davşan'dan burası 8 kilometre. 8 kilometre. İşte 11'i de tahminim köyün bizim mahallemizin çıkışına evet, kadar. Çıkışına kadar yapılacak. Yani. Ama burası işte termal sıcak ılıcası suyu çıkarılmış tesisle evet. yapılıyor. Evet. Onun için buna artı Maraş'a da çok yakın. Maraş'ın da isminin duyulması, turizmin gelişmesi için de önemli bir yani bizim yer. Burada bir Başkonuş yaylamız. Evet. Başkonuş da Türkiye genelinde. Güzel bir yayla. Evet, Başkonuş yaylası. Bölgemizi temsil ediyor. Yani yazı bir başka, kışı bir başka. Yani görmek, yaşamak lazım. Geçtim yani. O işin Andırın'a giderken evet, Başkonuş yaylasından. Güzel bir geçelim. Her yer sedir ağaçları dolu sayın izleyiciler. En güzel oksijen de onlardan evet. alınıyor. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Evet Mutlarım, altyapı yapıldı mı? Altyapıdan bahsettiniz de, kanalizasyon var mı? Kanalizasyon kısmen belde belediyemiz yapmıştı. O şekliyle duruyor. 2014'te keşfini yaptık. Evet. İşte 2015'te yapılacak dendi. 2015'te geçildi. Bir hafta 10 gün önceydi. Tekrar 12 Şubat Kanalizasyon Daire Başkanı'yla görüştüğümüzde sıkıntının hani coğrafi şartlarda kanalizasyonların yapıldığı zaman bir yerde toplanıp bir arıtmanın evet, olması gerektiğini. Bu şeyden işte 2014'te yapılama 2015'te çünkü baraj da var burada doğru mu? Baraj da arıtmasının yapılması olacak. Lazım sayın evet. izleyiciler. Bu o sıkıntı önemli. O biraz bizi altyapıda kanalizasyon olaraktan o biraz evet. öteledi şeyimizi. İçme suyuna gelince içme suyu da projeyi keşfini güz mevsimiydi yaptılar. Baharda işte bu bugünlerde
tamamlanmasını, projenin ihalesini bekliyoruz. Yapılmasını istiyoruz. Yani büyük şehrinde bize yapacağı bu grup yolumuz, kanalizasyon, içme suyumuz. Evet. Yani bunları aldığımız zaman bizden de büyük şehir evet. yapabileceğiz. Evet. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek kaç metrekare parke dahi döşedi efendim mahallenize? Mahallemizde 3 ihalede 71 bin metrekare evet. parke dahi döşedik. 40 cadde sokaktan oluşuyor mahallemiz. Evet, 40 soluk. Evet, 40 tane. Bunlar işte hani eskiden isim verilince 1 kilometreye de bir isim verilmiş. 3 evet. kilometreye de bir isim. Evet. Yani bayağı bir meblağ şey yapıyor. Tutuyor. Şey olduğu zaman 18 sokağımız kaldı. Eksik kaldı. Evet. Onlar da çok kullanılmayan işte biraz ötelediğimiz zaman sıkıntı evet. olmayacak yerler. Çok kullanılan, çok sıkıntılı yerleri yaptı. Tamamladık. Evet, %70'ini, 80'ini evet. tamamladık. Hanifi Mahçiçek Türkiye'de en örnek çalışkan belediye başkanı. Vatandaşları çamurdan ve tozdan kurtarmış sayesinde. Allah razı olsun. Herkesin de duasını. Ben araştırmacı gazetesi her röportajında da teşekkür bizden. Ediyorum kendisine. Bilgi evi yaptırdınız mı efendim? Birçok yere bilgi evi yapılmış. Şimdi bizimkine beldeden mahalleye dönüşen yerlerde belki öbür beldelerden çıkan mahallelerde yapıldı mı? Ama buralara biraz daha projeli, geniş, daha büyük olması hesabıyla mahallemizin. Evet. Daha böyle hitap edecek, büyük bir mahalle hitap edilecek. Daha projeli bir şey düşündükleri için bu yıla, 2016 evet, yılında. 16 yılında programlanmış. Evet, çok güzel. İki tane parkımız var. Bizim spor sahamız var mı efendim? Spor sahamız var. Gençlerin, lisenin hemen yanı başında gençlerimize de hitap ediyor. Lisemiz de var değil mi? Lisemiz var. Nüfus ne kadar kurtarın buran? 2700. 2700. Sayın izleyiciler birçok ilçeden nüfusu fazla evet, buranın. Evet. Seçmen sayımız ne kadar efendim? 1400. 1430. Evet. 1400. Sayın izleyiciler yani birçok röportajımızda söyledik. İşte Kilis'in 3 tane ilçesi nüfusu bundan az. Polateli 1100 nüfusu var. Musa Beyli'nin 1500-1700 nüfusu var. Evbeyli'nin de yine o civarda nüfusu var. Buranın 2700 nüfusu var. Yanı başımızda Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 2000 nüfusu var. Evet. Burası 2700. Yani bir ilçe, birçok Türkiye'de ilçeden fazla nüfusu var. Karaman'ın evet. Ayran ilçesi, Başyayıl ilçesinde nüfusları fazla sayın izleyiciler. Oraların da 1800'de 2000 nüfusu var. Biz daha birçok sayarız. Daha çok Türkiye'de evet. aklımıza gelmeyen bir çırpıda sayacağımız Sivas'ın Ulaş ilçesi var, Altınyaylı ilçesi var. Var. Yani sayabileceğimiz çok ilçeler var. O nedenle diyoruz ki burası gerekli hizmetler yapılmalı. Evet. Gereken şimdi burada bir ilçe olmuş olsa ne olacak? Kaymakam olacak, ilçe tarım şu her şey olacak, yani, devlet kurumları yani. Olacak. İşte bu sorumlulukların tamamını da muhtar arkadaşımız üstlendi evet, Sayın Zeker. An... Belediye başkanı, 4 muhtar doğru mu dört efendim? Belediye başkan yardımcıları, meclis evet. üyelerinin görevini evet. sadece evet. muhtar arkadaşımız üstlendi. Coğrafyası da geniş. O nedenle biz diyoruz ki belediyelikten mahalle konumuna düşen yerlerde muhtar seçilen arkadaşların Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmesini istiyorum ben işçi statüsünde. Gerek, doğru gerek, efendim? Çünkü en azından gerek. Bir altına araç verilmeli. Değil mi efendim? Evet. Yani çok geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. En azından hizmet, hani nerelere hizmet yapılması gerektiğini en iyisi muhtar bilir. Biz bunu Fatih Mehmet Erkoç'tan muhtarlarımız adına rica ediyoruz. İnşallah bu. Birçok yerde çalışan arkadaşlarımız var. Bu yeni yapan muhtarımız çalışıyormuş evet. biliyorsunuz. Doğru evet, efendim? Evet çalışıyor. Efendim şu ileride de bir muhtarımız vardı. Bu şeyden sonra... Şahin Kayası. O da belediyede çalışıyor. Arkadaşla da röportaj yaptım. Biz işte diğer kalan muhtarlarımızın da Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam edilmesini istiyorum. Çünkü aylık ödenekleri daha yeni 1300 lira asgari ücret seviyesine yükseldi. Büyükşehir'de de istihdam edilirse ancak işte halka daha iyi hizmet yapar. Bir de muhtarlarımız rahatlar. Yani, omuzlarından yük azalır diyor. Değil mi? Şu an kısmen yağışlarda kapanan sıkıntı çeken yerlerimiz var. Hiçbir imkanımız yok. Evet. Hiçbir imkan yok. Rica ile, minnetle alabiliyorsak bunu yap. Onunla yaptırabiliyoruz. Evet. Bu kadar da bir şeyimiz kısıtlı. Olsun. Coğrafya farklı. Evet. İşte biz mutlaka büyük şehirde İslam edilmesini istiyorum. Yani, ben burada da 5-6 tane muhtarımız İslam edilmiş gördük. Evet. Biz diğer kalan muhtarlarımızın İslam edilmesini istiyoruz. Efendim muhtarlar sosyal güvenlik primleri devlet yatırıyor mu? Siz yatırabiliyor musunuz? Şahsen ben yatıramıyorum. Evet. Devlette net asgari ücret uyguluyor şu da 2 evet. yıldır. Yeni oldu evet, zaten. Bu yeni oldu. Evet. Daha önce 940 liraydı. 940 liraydı. O da
2 yıllık. Evet. 2 yıl öncesinden. Evet. Daha 871 lira yükselmişti, evet, sayın izleyiciler. İlk, evet, etapta sayın o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'dı. İlk olarak muhtarların aile ödeneklerini %100 artırmıştı sizin seçimlerden 3 ay, evet, önce. Şimdi de işte Ahmet Davutoğlu sayın Başbakanımız asgari ücret seviyesine yükseltti. İkisine de hem Cumhurbaşkanımıza hem de Başbakanımıza Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, evet, kendilerine. SSK primlerinde mutlaka devlet yatırmalı diyor. Yatırmalıdır. Çünkü devleti temsil ediyor, evet, muhtarlar. Evet. Seçilmiş yöneticiler, o, sayın izleyiciler, halk oyuyla seçiliyor. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın Cumhurbaşkanımız da halk oyuyla seçiliyor, ilk Cumhurbaşkanımız. Evet. O nedenle diyoruz ki seçilmiş yönetici olduğu için muhtarların sosyal güvenlik primlerini yatırması devlet yatırmalı lazım diyoruz. Döngel Mahallesi Muhtarı, Döngele Mahallesi Muhtarı Halil Arkele'de Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz size teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Yoruldunuz. Bizim sesimiz olmaya çalışıyorsunuz. Kolumuz, sağ kolumuz olarak görüyoruz biz bu tür çalışmaları. Evet, yani biz muhtarların sesini tüm dünyaya duyurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız işte her hafta toplantı yapıyor. Çok mutluyuz. Tamam. Muhtarlarımıza da sahip çıktığı için. Biz muhtarların özlük hakları iyileştirilmesi için ve eksik olan hizmetlerin tamamlanması, yapılan hizmetlerin kamuoyuna duyurulması görevini üstlendik. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak biz de muhtar arkadaşlarımız destekliyor. Türkiye'deki bütün muhtarlarımıza da araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum.